Can Bulat, çok teşekkür ederiz. Dakikalar önce Beşiktaş futbol takımı Antalya'ya indi. Son haftalarda yakalanan galibiyet serilerinin ardından Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a biraz daha yaklaşmıştı. Artık bugün itibariyle geldi siyah beyazlar. Yarın Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek ve son 9 maçta 8 galibiyet aldı siyah beyazlar. Bunun içerisinde galibiyet serileri var. Bunun içinde Kadıköy'de yaşanan Fenerbahçe zaferi var. Bunun içinde geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında içeride Dolmabahçe'de alınan derbi galibiyeti var. Ve artık Beşiktaşlı taraftarlar, buradaki siyah beyazlılar futbolcuları bekliyor. Şenol Hoca'yı bekliyor. Beşiktaş Antalya'ya Omar Koli'den yoksun, Salih Uçan'dan yoksun geldi. Tayyip Tavlan'ın sakatlığı halen devam ediyor. Öte yandan Delali de yok. Zaman zaman tezahüratların burada yükseldiğini söyleyelim. Beşiktaşlı taraftarlar hem Şenol Hoca'ya hem futbolculara yaklaşık 1,5-2 saatten bu yana burada bekleyip sevgi gösterimlerinde bulunuyorlar. Artık birkaç dakika içerisinde de siyah beyazlı futbolcuların burada olacağını söyleyelim. Beşiktaş'ta tabii ki Omar Koli'nin yokluğunda kimin oynayacağı çok merak ediliyor. Çok çok büyük bir ihtimal Wellington'un diğer futbolculara oranla Saiz'in yanında oynama ihtimali daha yüksek. Bunu da söylemiş olalım. Ve bir de tabii ki Salih Uçan'ın sakatlığı vardı. Salih Uçan'ın yokluğunda Şenol Hoca'nın orta alanda Maxime forma şansı vermesi yüksek bir ihtimal. 10 numara pozisyonunda Maxime de eğer gelecek yıl Beşiktaş'ta kalmak istiyorsa, Beşiktaş'ın bonservisini almasını istiyorsa, yarın onun için de çok önemli sınavlardan biri. Çünkü Trabzonspor maçında, deplasmanda oynanan maçta çok da iyi bir performans sergileyememişti ve futbolcular geliyor. Barış Sever ekranlara taşıyacak. Önce Beşiktaş'ta çalışanlar çıkıyor. Ardından artık futbolcuların da çıkmasını bekliyoruz. İfade ettik. Omar Koli yok, Salih Uçan yok. Wellington'un ve Maxim'in ilk 11'de oynama ihtimalleri çok yüksek. Burada bulunan hem Antalya'da, Hatay'dan, Adana'dan gelen dernek üyeleri de takımı, futbolcuları karşıladı. Çiçek de verilecek birazdan. Burada bulunan dernek üyeleri... Hocam merhabalar. Şenol Hoca'nın yardımcı antrenörü Şeref Hoca geçti. Birazdan artık futbolcuları yavaş yavaş görür gibiyim. Beşiktaş'ta yöneticiler de burada. Hem bir çiçek veriliyor, hem bir hoş geldin karşılaması yapılıyor Beşiktaşlı kafileye. Teknik heyetler, isimler, Şenol Hoca'nın yardımcı ekibi, yöneticiler burada. Birazdan Şenol Hoca'yı da göreceğiz gibi. Beşiktaş'ta hedef galibiyet serisine devam etmek. Son zamanlarda yakalanan çıkış. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, teknik ekipte bulunan isimler, Mehmet Hoca, Ceyhun Kazancı çıkış yapıyor. Beşiktaşlı futbolcular artık Antalya'ya geldi. Yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim Beşiktaşlı futbolculara. Saiz, Mert Günok, Necip Uysal arka bölümde. Bir çiçek de veriliyor Necip'e. Ve arka tarafta hocayı görür gibiyim. Şenol Hoca geldi. Arka bölümde Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş. Beşiktaş o geldikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı. Şampiyonluk yarışından koptu mu derken, Şenol Hoca ile birlikte artık şampiyonluk kelimesinden bahseden bir siyah beyazlı takım var. Ancak bu seslerin devam edebilmesi için Antalya Spor'u yenmek zorunda. Beşiktaş, Şenol Hoca burada bulunan taraftarları kırmıyor. Şenol Hoca'ya çok yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim. Şampiyon yap bizi sesleri Şenol Güneş geçerken, herhalde buradaki ambiyansı, Beşiktaşlı taraftarların da ne istediğini anlıyor gibiyiz. Artık futbolcular yavaş yavaş çıkış yapıyor. Yoğun bir ilginin olduğu bilgisini paylaşalım. Burada taraftarlar futbolculara
Çok büyük bir ilgi gösterdi. Arka tarafta Cenk Tosun var. Barış gel gidelim oraya doğru. Cenk Tosun arka bölümde kalmıştı. Şimdi Cenk Tosun da çıkıyor. Beşiktaş'ta çok önemli bir yere sahip olan futbolcu. Jackson Muleka çıkan futbolcular arasında. Taraftarları da kırmıyor Cenk. Hem fotoğraf çekimi var hem ön bölümde çiçek verdiler. Artık en son çıkan futbolcu da Cenk Tosun oldu siyah beyazlarda. Buradan yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta olan kamp yapılan otele doğru gidecek siyah beyazlılar. Ardından artık kamp başlayacak. Beşiktaş'ta az önce paylaşmıştık. Omar Colley yok sakatlığından dolayı. Omar Colley'nin yanı sıra Salih Uçan da yarınki mücadelede oynayamayacak. Özellikle savunmanın ortasında Omar Colley'nin yerine Wellington'un oynama ihtimali çok yüksek. Kalan futbolcu var. Bakalım var herhalde. Onur Bulut da çıkıyor. Onu da gösterelim. Barış onu da gösterelim. Onur Bulut da çıkan futbolcular arasında. Artık gelsene Barış'cığım. Cenk orada imza verdi. Çok büyük bir ilgi var Cenk'e. Halen otobüse binmiş değil Cenk Tosun. Beşiktaşlı taraftarların en sevdiği futbolcu konumunda küçük bir Beşiktaşlı'ya da imza atmış durumda. Attığı goller performansıyla Cenk Tosun bu sezon itibariyle özellikle Şenol Güneş döneminde en fazla adından söz ettiren futbolcu durumunda. Orta alanda Salih'in yerine de Maxim'in oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Kanatların birinde Redmond, diğerinde Cenk Tosun, forvette ise Aboubakar'ı bekliyoruz. Biz zaten yarın gün içerisinde hem Beşiktaş'a dair hem de Antalya Spor'a dair haberleri paylaşıyor olacağız. Takım gidiyor bu arada Kerem Can Bulat. Hakkını veriyorsun. Mertel abi çıktı mı? Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye aktardıkları için. Az sonra eğer bağlantı sağlanırsa sağlanmış. Bakalım Dündar Keşaplı İtalya'da bizlerle neler paylaşacak? Tabii ki ilk gündem maddesi Napoli'nin 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonluk olacak. Dündar Keşaplı, söz sende. İyi yayınlar, teşekkürler. Az önce Napoli askeri havaalanına Napoli yolcuları taşıyan özel uçak indi. Tabii özellikle askeri havaalanı tercih edildi çünkü diğer havaalanında çok sayıda binlerce taraftar takımını bekliyordu. Ancak askeri havaalanı biraz daha güvenli olduğu için yaklaşık 15 dakika önce Napoli'yi taşıyan uçak, Napoli taraf oyuncuları taşıyan uçak askeri havalanına indi. Napoli'de tabii ilerleyen saatlerde büyük olasılıkla büyük kutlamalar olacak. Dün akşamki karşılaşmada 1-1'lik skor sonucunda 5 hafta erken en yakın takipçisi Lazio'ya 16 puan farkla şampiyonluğunu resmi olarak ilan etti. Aslında resmi olarak olmasa da artık şampiyon gözüyle bakıyorduk ama tabii resmi